Çevremizdeki nimetler. Arkadaşlar, çevremizde ne kadar çok nimet var, farkında mısınız? Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, çeşit çeşit meyveler, renk renk çiçekler, lezzetli yemekler, kusursuz çalışan vücudumuz ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz pek çok şey bizim için birer nimettir. Yani her biri Allah'ın bizler için özel olarak yaratmış olduğu hediyelerdir. Gelin şimdi hep birlikte çevremizdeki nimetlerden örnekler görelim ve bu nimetleri bize verdiği için Allah'a şükretmemiz, yani teşekkür etmemiz gerektiğini öğrenelim. Çok sevdiğimiz meyveler. Yeryüzünde ne kadar çok meyve var. Severek yediğimiz muzlar, kirazlar, çilekler, karpuz, kavun ve üzüm. Hepsi topraktan çıkıyor. Ama her birinin rengi, kokusu ve tadı birbirinden tamamen farklı. Hey! Bu meyvelerin hepsinin ambalajı var. Ambalajları, yani kabukları, onları bozulmaktan ve çürümekten korur, temiz, güzel ve hoş kokulu bir şekilde saklar. Portakal, greyfurt gibi C vitamini deposu meyveler, dilimlenmiş bir şekilde kolaylıkla yiyebileceğimiz haldedir. Bu meyveler kış aylarında yetişir. Yani hastalanmamak için tam da C vitaminine ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda. Aman, amma da lezzetliymiş. Yaz aylarında ise çok fazla su içme ihtiyacı duyarız. Bu zamanlarda da su miktarı fazla olan karpuz, kavun, şeftali, üzüm gibi meyveler yetişir. Biz de bu meyvelerden bolca yiyerek su ihtiyacımızı karşılarız. Bu detaylar Allah'ın meyveleri bizler için özel olarak yarattığının birer delilidir arkadaşlar. Allah dileseydi dünyada tek bir besin türü olurdu. Ama Allah şükretmemiz için birçok yiyecek ve içecek yaratmıştır. Üstelik bunların her birinin lezzeti birbirinden farklı. Bu, Allah'ın bizleri ne kadar çok sevdiğini gösterir. Allah, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bize verdiği nimetleri rızık olarak tanımlamış ve şöyle buyurmuştur. Allah size güzel, temiz şeylerden rızık verdi. İşte sizin Rabbiniz Allah budur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir. Meyvelerin hepsi bir zamanlar tohumdu. Yani küçük bir tahta parçası. Bu tahta parçası
güneş ışığını, suyu ve topraktaki mineralleri kullanmaya başladı ve büyüdü, kocaman oldu. Ve izlediğimiz gibi birer bitki oldu. Peki arkadaşlar, tahta parçasını andıran bir cisimden çeşit çeşit bitkinin nasıl çıktığını hiç düşündünüz mü? Düşünmediniz mi? Hadi birlikte düşünelim o zaman. İzlediğimiz bitkilerdeki bütün renkler, desenler, kokular, bitkinin uzunluğu, yaprakların sayısı ve şekli, meyve verip vermeyeceği ve diğer özellikleri minik bir tohumun içinde saklıdır. Yani her tohum mükemmel bir bilgi bankasıdır arkadaşlar. Örneğin gülün rengi, yaprak sayısı, yapraklarının yumuşaklığı, gülün kokusu birer bilgidir. Kuru sopaya benzeyen asma dallarından tatlı ve su dolu kesecikler halinde üzümlerin çıkmasını sağlayan da bu bilgidir. Üzüm kabuklarını fındık kabuklarından farklı yapan, her ikisinin de renklerini, tatlarını, kokularını, içindeki vitaminleri, birinin sulu, birinin kuru olmasını sağlayan tohumların içindeki bilgilerdir. Biz insanlar bilgi depolamak için bilgisayarları kullanırız. Bilgisayarlar bile küçücük bir tohumla karşılaştırıldıklarında çok basit kalırlar. Çünkü tohumun içinde hem yüz binlerce sayfalık bilgi hem de bilim adamlarının henüz çözmeyi ve taklit etmeyi dahi başaramadığı çok karmaşık sistemler bulunmaktadır. Çünkü tohumu Allah yaratmıştır ve tohumun sahip olduğu sistemleri de Allah var etmiştir. Her tohum Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır ve onun ilmiyle büyüyüp gelişir ve bir bitki haline gelir. Bir Kur'an ayetinde Allah bu gerçeği şöyle haber verir. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır.